Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeter Karaca. Bu videomda odamı çektik, bir vlog oldu. İyi seyirler. Evet, bu ismimi yazmış olduğum tahta parçasını Kur'an'ın ilk günlerinde yapmıştım. İlk karanın uygulandığında bize. Güzel bir çalışma olmuştu. Evet, şimdi ikinci olarak fanımıza geçiyoruz. Bu fan bazen hayat kurtarabiliyor. Ben bunu bir buzdolabından sökmüştüm. Yani şeyi de vardı, buzdolabı motoru falan vardı. Birkaç bir deneyden sonra kullanılmaz hale geldi ama bir kısa bir zamanda, yani eğer motor bulursam bir kompresör işlemi olacaktır. Onun eğer yani o video çekildikten sonra izlerseniz bu videoyu aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Bu fan lehim, yani bazen lehim yapma işlemi aşırıya kaçabiliyor. Camı da açıp hava sirkülasyonunu daha kolay hale getirebiliyor. Ondan dolayı büyük bir avantaj benim için. İkinci olarak biliyorsunuz ben uçak bakım okuyorum. Uçakla ilgili bazı ana bileşenler var işte burada. Turbofan motormuş. İşte bir turboprop uçakta T41 galiba. Cessna 172 diye de geçebilir. Eğer modeli yanlışsa aşağıda zaten yazmıştır. Onun üstünde gösterilmiş işte isimleri var. Gözümün önünde olsun diye yapmıştım. Evet, burada ben belki biliyorsunuzdur. RC drone kullanıyorum. İşte kırdığım pervaneler, kalan parçalar falan buraya getirdim, taktım yani gözünün önünde dursun, ders alalım diye. Ardından şurada bir model uçak var tahtadan, Kocasinan Akademi'den almıştım. Orada kursa gitmiştim. Bu dünya kulesi işte. Burada da zil tellerim var, ardından lehimlerim var, ince lehimlerim. Bu şey 3. el diye geçiyor. Linkini yukarıdan bulabilirsiniz. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet, burada makaronlarım var. Diş fırçaları var. Bu diş fırçaları bazen hayat kurtarabiliyor. Bir komponentin üstünü falan temizlerken çok işimize yarıyor. Tinerle falan. İşte her zaman pamuk falan olmuyor. Ondan dolayı bunları da kullanıyoruz. Bazen bazısı iyi, bazısı kötü. Ondan dolayı. Evet, şurada üçgen köşe bantlarımız var. Burada duruyor. Yani raf falan yaparken veyahut da yine kartlarla çıkan şu anda kablo suç üstünde falan kullanmıştık bu üç köşe mentlerden. Bunda bir şey var. Bunu daha videolarımda kullanmadım. Kullanabilirim ileride. Alkolü veyahut da herhangi bir yanıcıyı koyuyorum bunun içine. Burada fitil var. Normal bu gazlanmaların içinde olan. Büyükler hatırlar belki. İşte onun fitilinden var. Bununla da ateş yapıyorum bazen. Lazım oluyor. Bunda çeşitli vidalarım var. Bunda akıllı vidalarım var. Bunda da altıçma vidalar var. Bu eski avometrem. Bu da yeni avometrem. Bu biraz hatalı falan ölçüm yapıyordu. Pilini değiştirdikten sonra düzeldi. Yani voltajın, yani biraz bunun şeyi yüksek. 750 DC ile 1000 volta kadar gösterebiliyor, ölçebiliyor. Bu yeni avometrem 500 ile sınırlı. DC ve AC elektrikte. Ondan dolayı duruyor atölyede. Yani kullanıyorum hası. Burada vidalarım var. İşte çeşitli vidalarım var. Kalanlar, projelerden falan. Evet, bura bitti. Burada ne işlerim var bir de. Bunu da söyleyeyim. Gide kalanı biraz daha ileride. Burada bir kutu var. İşte gerekli, gereksiz olanları koyuyorum. Bunda lityum polimer pillerimi saklıyorum. Eğer herhangi bir Allah korusun alev durumunda işte biraz geciktirsin diye böyle bir kap kullandım. Ardından yine bu şey projeden kalma top falan. İşte bunun içine parçalar koyuyor. İşte 18650 pillerimi ben bu şekilde saklıyorum. Arka tarafta da bunun daha büyüğü var. İşte buraya tam oluyor. 18 mm çapında olduğu için 2 mm kenarlarında boşluk kalıyor. O da pek sıkıntı yaratmıyor ondan dolayı. Burada da lityum NiCd. İşte bu pilden var. Bunu da aşağıya yazarım büyük ihtimalle açılımı. Şu anda tam aklıma gelmedi. 1.2 volt. Evet, burada kartlarım var. İşte SD kartım falan var. Bu benim hazır satın almış olduğum drone'un kamerası. Kullanmıyorum bu ara. Onu kullanmıyorum yani. Daha doğrusu kontrolden falan çıkıyor. Bu da 18650 ikili pil yatağı. Bunu da kullanıyorum. Evet, burada da bir akrabam drone var. Bunun da tamir videosu gelecek. Eğer bu videoyu o videoya geldikten sonra izliyorsanız aşağıdan linkine ulaşabilirsiniz. Bir parçası eksik. Onu tamamlanmasını bekliyoruz. Yani bulacağız.
Ondan dolayı. Evet, şimdi şuradan başlayalım edelim. Bu ışıklığı ben video çekerken açıyorum. Genelde yani sonraki videomda ve bu videomdan sonrakilerde genelde bu ışık açık olmayacak. Çünkü bir parlama yapıyor. Ondan dolayı rahatsız oluyorum. Yani kameraya bir şey oluyor, ışık geliyor falan oluyor. Bu lehim pompa. Şeyde kullanıyorum. Lehim çekerken falan. Bu da güzel iş görüyor. İşte lehimim var. İnce lehimim. İşte bulaşık telim var. Bunun lehim makinesini batırıyorum işte. Kolaylık oluyor. Ardından bunda yine bir hocam vermişti. Bu, izliyorsa buradan teşekkür ediyorum tekrar. Yani 3 boyutlu yazıdan basılmış. Bir A380 mi yoksa A340 mı? C47 mi? Galaxy C47 mi? Yani bir türlü karar veremedik hangi uçak olduğunu. Sadece uçak. Yoksa Antonov 114 mü? Yani karar veremedik. Ondan dolayı uçak ismi şu anda bizim için. 5-6 tane seçenek olduğundan dolayı birine karar verip şey yapamadım. Ardından buradan kontrol kalemlerim var. 5 tane kontrol kalem var. Her atölyede en az 3 tane olması lazım. Çünkü biri hatalı gösteriyorsa diğer üçüncüsü en azından bir fikir verebilir. Evet, ardından devam ediyoruz. Saatçi tornavidalarım var. Şunlar saatçi tornavidası. Bu da benim hazır drone'um içinden çıkmıştı. Ardından şuraya geçiyoruz. Burada çeşitli demir ve tahta delme uçlarım var. Ardından vidalama uçlarım var. İnce işte ince uçlarım var. Farklı çizgilerde. Burada bir de 20'li yaprak delme ucum var. Ardından bunu da eğer kart sayısı 5 sınırlı bilmiyorsanız söyleyeyim. Eğer dolmadıysa yukarıdan çıkan kartına veya açıklama kısmına veya linklerine ulaşabilirsiniz. Bunu da bir videomda yapmıştım. Bu da iş görüyor yani. Sürekli bu yukarıya ulaşma hissini ortadan kaldırıyor. Yani burada da kontrol istasyonum var. İşte burada 12 volt çıkışım var. XT60 erkek ve jack girişleri var. Bunların da işte sürekli buradan kablo indirme zorunda kalmıyorum bunu yaptıktan sonra. İlerleyen zamanlarda bunun gibi bir elektrik standı yapacağım. Şu anda biliyorsunuz korona var. Bundan dolayı çarşıya gidemiyorum. Çarşıda işte muz konnektörlerden falan almam gerekiyor. Ondan dolayı bir video gelecek. O video geldiğinde kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri unutmayın. Burada bir yine hava standı var. Yine daha önce söylediğim gibi kart neyse. Yine bunu da kartı çıkar yukarıdan. Hava standım var. Bunu da yapmıştık. Eğer çıkmazsa aşağıdan açıklama kısmından bakabilirsiniz. Evet, şuraya geçelim. Burada da benim vidalarım var. Değişik boylarda, değişik çaplarda. Biraz ağaç vidaları. Kıl testerem var. Normal gönyem var. Bunu teknik resimde falan kullanıyoruz. Marangoz gönyesi var. İşte iskampira. Farklı boyutlarda yıldız tornavida. Yuvarlak yığı, düz tornavidalar. Bu da bir kontrol kalemi. Bu 6. kontrol kalemi. Büyük falçata veyahut da maket bıçağı. Büyük ve küçük. İşte her atölyede en az bir set olması gereken alyan anahtar. İşkence var işte. Farklı boylarda yan keskiler. İşte farklı boylarda penseler. Bir küçük bir çekiç ve bir de kurbağacık anahtarım var. Ardından burada da üçgen iğnelerim var. Burada yukarıda yine aşağıdan veyahut da yukarıdaki karttan bulabileceğiniz spottan el feneri var. Ardından burada tiner falan var. İşte burada biraz tehlikeli. Yağlayıcı falan var. Genelde buraya mıknatısları tutturuyorum. İşte bir parçaya söktüğünü falan kaybolmasın diye. İşte böyle kalmış. Evet, şurada bir üçlü yerim var. Bu çekmecelerin yani daha elime kolay ulaşabilmek için böyle bir şey yaptım yani buldum bir yerden. Orta kısımda biraz kablolarım var. Altında da hurdalık gibi kullandığım tahta hurdalığı olarak veyahut da zımparalama koyduğum bir bölme var. Genelde oraya zımpara koyuyorum. Ardından şurada benim yine hurdalık diye tabir edeceğim buraya. Burada benim bir hurdalık diye adlandırayım şu anda. Yani elime sürekli lazım olabilecek yani iyi olmayan eşyaları buraya koyuyorum.
Burada da yine aynı şekilde bu rafı da aynı şekilde değerlendiriyorum ve şu aşağıdaki üçüncü rafı da aynı şekilde değerlendiriyorum. Buralar benim işte başka projelere de kullanabilirim diye doldurduğum ve ortalıkta görünmesini istemeyip başka projelerde kullanırım diye sakladığım malzemeler de dolu. Ardından şeye gideceğiz, bu dolabıma geçeceğiz. 2,5 metre boyunda bir dolap. Evet, şöyle açayım. Görüyor musun? Evet, şimdi burada bir kablo tutucumuz var. Aşağıdaki linkten veya da yukarıda çıkan karttan ulaşabilirsiniz. Bu kablo tutucuyu beraber yapmıştık videoda. Bayağı işimi kolaylaştırıyor. İşte burada avometrem ölçü probları falan var. İşte 220 kablo falan var. Biraz ağır oldu ama şu anda idare ediyor. Evet, en üstte hard disk falan var. Çeşitli buran devam var orada. Ardından burada led lambalar var. Arkada 220 bağlantı parçaları var. Trafolar var. Yine burada da trafo var aynı şekilde. Bu akıllı şarj aletim. D-Max'in B6. Profesyonel bir modeli. Drone pillerim falan veyahut da lityum polimer pilleri. Hatta bu araba aküsünü dahi şarj ediyor. Evet, bu drone taşıma çantam. Herhangi piste girerken falan. Bunu taşıyorum. Yine burada drone malzemeler var. Bu da gözlük taşıma çantam. Yine bunu da piste falan giderken taşıyorum. Burada ledlerim var. Kalan ledler. İşte yeşil kart diye adlandırdığım kartlar var. Mesela şu. Bu mavi ama yeşil diye adlandırıyorum ben. İşte motorlarım var. DC motorlar. Yani 1,5 volttan 12 volta kadar çalışan. Daha önce bahsetmiş olduğum gibi drone'um var. RC drone'um. İşte burada ona ayrılmış bir bölüm. Arkada kumandam var. Pilim var. İşte şeyim var. Gözlüğüm var. Ardından aşağı doğru indiğimizde burada benim artık yani trafolarım falan var. Şöyle göstereyim. Ayarlı güç kaynağım falan var. Tabii bu laboratuvar tipi değil. Yani 5-10 TL'lik bir şey. Yani 12 voltluk trafolarım falan var arkada. Burada bir fosforlu yelek var. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle. Herhangi bir durum olduğunda kullanırım diye. Ardından daha önce yapmış olduğum bir lamba var. Bu da bayağı güzel işliyor. Evet, şöyle bir de mengene yapmıştım ben bunu. O sıralar tabii YouTube kullanmıyordum. Yani içerik üreticisi değil de tüketicisi olarak kullanıyordum. Şu şekilde açılıyor falan. Yani böyle bir şey yapabiliriz ileride. Tabii. Evet, şöyle açılıyor, sıkıştırılıyor falan. Güzel bir şey olmuştu. Tahtadan yapmıştım. Evet, aşağıda da 220 matkabım var. Saç kurutma makinesi var. Bazen bir şeyleri yıkayınca ha, veyahut da alkolle sildikten sonra kurutmamız gerekiyor. Kullanıyorum böyle. İşte burada kabloların uzunları var. Evet, şimdi bu üçlü çekmecemin üstünden ve ilk rafından bahsedeyim. Alt rafından söylemiştim, bahsetmiştim. Şimdi burayı ben yaptım. Yani bu normalde Lego'nun şeyiydi. Lego diyorum, pardon. Yapbozun kabıydı. İçindeki yapbozları kayboldu tamamı. İşte bir yerde kullanmıştım ben bu kabı, ondan dolayı. İşte burada yani yedek parçalarım burada veyahut da şeylerim sıfırdan kullanabileceğim parçalar. Yani termal macunlarım, işte aç kapa anahtarlar, potansiyometreler, muz konnektörlerin parçaları, tabii hiç muz konnektörü kalmadı. İşte burada çeşitli devre elemanları, jack girişleri falan var. Krokodil kablolar, motorların kafaları falan var. Burada entegreler var. Burada bilyeler falan var. Çeşitli boylarda. Şeyim var burada. Buzzer'ım var. İşte burada çeşitli direnç bir şeyler var. İşte lambalar falan var. Direnç yuvalar var. Burada araba dirençleri var. Evet, burada da şeyler var. Normal kartlarım var. Powerbank'lerden falan söktüm ben bunları. Yeşil kartlar. Devam bu. Burada pillerim var. Geri dönüşüme ve sıfır olan piller var. İşte seçilip çöp atılmaması çok önemli pillerim. Çünkü tahmin ettiğimizden kısa bir zaman içerisinde yani
karnımıza girebiliyor. Yani yemiş olabiliyoruz. Yani direkt çöp atarsak. Bundan dolayı çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bu pil konusunda özellikle. Kurşun içeriyor içinde çünkü. Hatta daha eskileri cıva içeriyor. Bundan dolayı yani bu pillerin geri dönüşümü konusunda çok hassas olmamız gerekiyor. Yine bunu yapmadan önce kullanmış olduğum ve halen de işte solucu falan buraya sığmayan solucu falan koyduğum demirden kap var. Böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi 3 çekmeceli masamın ve normal çalışma masamın üstünde şeyler var. Laylon var bu. Da, son videomda da bahsetmiştim. Normalde kesme matları satılıyor. Bu, yani şu anda ona ayıracak bir bütçem yok. Ondan dolayı bu laylonları kullandım. Bu laylonların nasıl temizleneceği ve nasıl temizlendiği ile ilgili bir video gelecek. Onu da kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz ve bildirim geçmeyi unutmayın. Evet. Bu laylonlar bayağı iş görüyor. Yani şöyle bir 2 haftayı geçti galiba. Evet, 2 hafta olduğum olmadı. Yani yaklaştı 2 haftaya. Yani masayı bayağı koruyor. Şu anda daha altına geçmiş değilim. Laylon. Ondan dolayı temizliğini falan yapabiliyoruz kolayca. Bu şekilde olur. Ardından şurada ledlerim var. Şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi. Bu detaylı bir açıklık getireyim. Bazıları gerçekten ihtiyacım olan ama bazıları da YouTube için yapmış olduğum, yani arka planı daha iyi, daha güzel gözüksün diye yapmış olduğum ledler. Mesela şu YouTube'a başlamadan önce yapmıştım mavi ledi. Kırmızı ledler. Daha önce bu aletler burada yokken bayrak asılıydı. Bayrak kırmızı. Biliyorsunuz bayağı. Bu led de kırmızı. Ondan dolayı böyle bir şey yapmıştım. Bayrağı arka tarafa astık. Buraya şey yaptık işte. Malzemelerimizi sergiledim. İşte şunlar falan güzel olsun diye yaptım. Ardından şuraya bir kırmızı led ekledim. Mavi ledim de var burada. Güzel oldu. Arkamda görüyorsunuz. Fark etmişsinizdir. Feedbacklerinizi geri besleme olarak, yani olumlu yapıcı yorumlarınızı bekliyorum. Ardından son videomda yapmış olduğumuz tripodun dan sökmüş olduğumuz ayak var. Bunun da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Evet, şu şekilde çeviriyoruz şöyle. Evet, şu şekilde uzayıp kısalıyor. Bunun yaptığım videoda çalıştırmayı unutmuşum. Şurada bir şey kullandım. Normal benim bir 12 volt 16 amperlik bir adaptörüm var. Onun şeyi var. Yani onu kullanıyorum şu anda. Bütün ledleri ve masamdaki 3 kaynağını falan ondan çalıştırıyorum. Bunu da ondan çalıştırmak için bir güç devresi yaptım. Buna benzer bir güç devresi de gelecek. Şunu da ben yaptım. Bunu da YouTube'dan sonra yaptım. YouTube'a başladıktan sonra. Beni ışısın diye bir çapraz ışık olarak ondan dolayı. Bunu yapınca zaten güç gitmiyor. Bunu son derece yakınca. Bunu kısınca da zaten sürekli ışık verip verip söndüğünden, sürekli verip verip söndüğünden FPS'inde yakalıyor. O da siyah dalgalar çıkmasına sebep oluyor. Ondan dolayı bu ışığı son haddede yapmamız gerekiyor. Bunlar da kıskaçlar. Yani ön kapağı tutması için yaptım. Isındığı için sıcak silikon ve petrol bazlı yapıştırıcılar bunu tutmuyor. Ondan dolayı böyle bir çözüme başvurdum. Daha ileriki zamanlarda bir geliştirme yapacağım. Bakalım şimdi. Her şeye ulaşamıyoruz çünkü biliyorsunuz korona var. Korona. Yani çarşıya gidemiyoruz. Bir şeyler, yani benim istediğim şeyleri bulamayız şu anda. Ondan dolayı. Böyle şu şekilde göstereyim. Burası normal kardeşimin çalışma masası. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim yatakları biz yaptık. Kendimiz yaptık. Babamla ben yaptık. İşte bu yatakların yerden yüksekliği alt taraf 1,60. Benimki, kardeşiminki de 1,50 civarı. İşte ondan dolayı kafam eğik duruyor. Benim boyum 1,72 civarı. İşte altın atölye alanlayan tasarruf için bu şekilde bir şey yaptık. Bayağı güzel oldu. Eğer sizin de imkanınız varsa, odanızda yer yoksa, yapabilecek gücünüz kuvvetiniz varsa yapabilirsiniz siz de.
Demirden yaptık bunları. Evet, bu çalışma masam işte. Şurada benim çiçeklerim var. Camın önünde de çiçeklerim var. İşte burada benim kitaplarım falan var. Öbür tarafta kardeşimin kitapları var. Bunlar normal benim ders kitaplarım. Bizim ders kitaplarımız. Evet, şöyle göstereyim. Evet. Evet, şu pufları göster. Evet, bu pufların linkini aşağı bulabilirsiniz. Güzel puflar. Tavsiye ederim. Yani ben kullanıyorum. Evet, bu şekilde. Şu yukarıya gösterin. Evet, bu burayı da benim biraz hurdalık. Yani 3. hurdalık mı, 4. hurdalık mı bilmiyorum. Yani burada da işte ledlerim falan var. İşte nadir ledler, projektörler falan var. Ethernet kablosu falan var. İşte böyle kullanmıyor. Daha sonra işime yararı dursun dediklerim. İşte dursun işte ne sökerim videoları bunların içinden çıkıyor işte. Genelde duruyor, zamanını bekliyor ve olgunlaşınca oluyor. Evet, burada benim hazır durumum var. Şunu çimşir makinesi, bunun da linkini aşağı bulabilirsiniz. Burada da benim bir şeyim var. Ses devrem var. Yani ses kartım. Bütün odaya yayılmış bir şekilde mikrofonlar. Normalde 2 mikrofonu vardı. Şu anda 5 tane var galiba. 5-6 tane. Yani bir pazarından falan aldığım mikrofonlar var. Farklı yerlerden çıkan mikrofonlar var. Evet, burada bir roketim var. İzmir roket. Evet, bununla bayağı güzel uçuyor. 270 metreye uçabiliyor. Oktanyum CER yakıtıyla. Bunu da linkine bulabilirsem aşağıya ekleyebilirim. Bir kursa gitmiştim. Oradan yapmıştık. Evet, o da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Instagram hesabımı aşağıda çıkan isimden ve açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.